Selam, kanalıma hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Evet, kaç oldu bilmiyorum ama bir kılçık alma videosu daha. Roland Ağda'yı dener misin diye yazan birkaç kişi olmuştu. Ben de bu videoda evet Roland Ağda'yı denemeye karar verdim. Özellikle Roland Ağda'nın kartuş ısıtıcısı olmadan dener misin yazılmıştı. Ben de o şekilde denemeye karar verdim. Zaten ayrıca bir cihaz almak falan istemedim bir video için. O yüzden evet ısıtıcısı olmadan suyla, yani bir tencerenin içerisinde, tabağın içerisinde bekleterek Roland Ağda'yı ısıtacağız ve kullanacağız. İlk defa kullanacağım. Evet, daha önce kullanmadım hiç Roland Ağda ve marka seçerken de genellikle hem uygun fiyatlı hem de ulaşılabilirliği kolay olan markaları tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta hani ilçede yaşayanlar falan da olabiliyor ve hemen hemen her markette bulabileceğiniz bir marka seçmeyi tercih ediyorum çoğunlukla. Bu videoda da Sesu markasını seçtim. Sesu'nun Roland Ağda'sını deneyeceğiz beraber. Gayet uygun fiyatlı. Bildiğim kadarıyla A101 lerde falan da var. Ben gerçi A101'den almadım ama sanırım 20 TL'ydi. Ben 20 TL'ye aldım diye hatırlıyorum. Yani gayet uygun fiyatlı. Bakalım ne kadar başarılı. Benim bu canavar gibi güçlü kıllarımı çekebilecek mi bu ağda? Gerçekten merak ediyorum. Umarım güzel olur. Bu arada evet şu uyarıyı mutlaka yapmam gerekiyor. Bundan artık eminim. Bu video bir tık fazla doğallık içerebilir. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak izleyin bu videoyu. Evet, hadi geçelim. Ben Ağda'nın pembe renkli olanını almıştım. Pembe renkli olanlar hassas ciltler için arkadaşlar. Bu arada hemen ürünün arkasında yazanları hızlı bir şekilde okumak istiyorum. İlk olarak Sir Ağda'yı Ağda makinesine ısıt. Ağda'nın uygun sıvı seviyesine geldiğini anlayabilmek için rolonun rahat bir şekilde sürülebildiğini kontrol et. Kolayca sürülemiyorsa bir süre daha ısıt. Uygun sıvı seviyesine gelen rolonu tüylerin çıkış yönü doğrultusunda sür ve tamamen yapıştığından emin olana kadar ovuştur. Bir elinle cildini gererken diğer elinle Ağda bandını tüylerin çıkış yönü tersine doğru hızlı bir şekilde ve tek hareketle çek. Sir Ağda temizleme yağı ile cildini temizle. Uyarılar kısmında da Sesu Roll-On Sir Ağda'yı ısıtıcı makine içerisinde fişe takılı bir şekilde 25 dakikadan fazla tutmayın. Isıtıcı makine fişe takıldıyken ağda soğuyor ve sürümü zorlaşıyorsa 5 dakikalık ara ısıtmalar yapabilirsiniz. Uygulama yapılacak bölgenin kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Ürünü ilk defa kullanacaksanız ısıttıktan sonra ağdaya cildinizin küçük bir bölgesine az miktarda sürerek ısısını ve cildinizde herhangi bir reaksiyon oluşup oluşmadığını kontrol edin. Ağda kol ve bacak bölgesi için uygundur. Yüz, genital ve hassas bölgelerde kullanmayın. İçerisindeki sirden dolayı üst üste aynı bölgeye ürün uygulanmamalıdır. Ağdayı sürdükten sonra üzerine yapıştırmak için bu şekilde bir ağda bezine ihtiyacımız var. Bunlar gayet uygun fiyatlı şeyler arkadaşlar. Ben bunu sanırım 4 TL'ye almıştım. Ağda yaptıktan sonra cildinizde kalan ağda kalıntılarını temizlemek için de bir Sir Ağda temizleme yağına ihtiyacınız var. Ama eğer derseniz ki ben ayrıca başka bir ürün de almak istemiyorum, o zaman bebek yağı kullanabilirsiniz. Bebek yağı da gayet iş görüyor. Onun dışında isterseniz bu şekilde benim gibi bakım yağı ya da bunların mendil formda olanları var. Onlara da bakabilirsiniz. İçerisine kaynar su koydum. Taban içerisine rolonağı da yerleştirdim. Bu şekilde yaklaşık bir 5-6 dakikada eridi. Tabii ki cildinizde kontrol edin. Erimediyse bir süre daha bekletebilirsiniz bu şekilde. Ama suyun gerçekten çok kaynar olması gerekiyor.
Tek sıkıntı şu ki suyu sürekli değiştirmem gerekti. Yani tüm bacamı yapana kadar suyu muhtemelen bir 4-5 kere değiştirmişimdir. Çünkü ağda çok hızlı bir şekilde donuyor. Yani su soğudukça, biraz ılıdıkça ağda hemen donuyor. Bu yüzden evet, yanınızda sıcak su bulundursanız ve suyu devamlı olarak ara ara bir değiştirirseniz güzel olur. Devamlı olarak roll-on ağda kullanacaksanız bunun cihazını almanız sanırım daha iyi olur gibi geldi bana. Ama yani bu şekilde de olabiliyor, yani olmuyor diyemem. Gayet aldım yani hızlı bir şekilde. Onun dışında gördüğünüz gibi bence gayet pratikti. Yani komple sürdüm, çektim, sürdüm, çektim, sürdüm, çektim. Yani çok hızlı bir şekilde aldım. Evet, siz de gördünüz zaten bütün ayrıntılarıyla. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bir oynatma listesi bırakacağım. Bütün kıl tüy alma videoların olduğu bir oynatma listesi olacak. İlginizi çekiyorsa eğer diğer kıl alma yöntemlerini de izleyip o şekilde hangisini kullanmak istediğinize de karar verebilirsiniz. Bundan sonra başka bir kıl tüy alma videosu gelir mi çok emin değilim. Çünkü başka bir yöntem kaldı mı çok emin değilim yani. Bir tek sanırım kalıp ağda kaldı. Onun dışında birçok yöntem denedik. Başka da bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Bundan sonraki inşallah kışa doğru bir lazer videosu çekerim. Bütün yine ayrıntılarıyla lazer epilasyonla alakalı bir video çekebilirim. Takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.